Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Bu köy adam olur mu serimizin tam tamına 26. bölümüyle yola devam ediyoruz arkadaşlar. 3 tane işçim boşta. Kara iksir depom ağzına kadar dolu ama bu sefer altın ve iksir depolarım birazcık az arkadaşlar. Bunun sebebi şu. Normalde bu videoyu çekmeyecektim. Yani birazcık süre geçmesini bekliyorum. Hem işçilerin boşa düşmesini, araştırmanın boşa düşmesini, işte efendime söyleyeyim depoların dolmasını bekliyorum ama öyle olunca da bölümler arası süreler birazcık uzuyor. Siz de kızıyorsunuz. Ben de dedim ki bari şöyle kısa tatlı mı tatlı, ballı mı ballı bir video çekeyim. 3 tane işçiyle yükseltmeler yapacağız. Sonrasında da e, ganimet kasma saldırıları yapacağız arkadaşlar. Sinsi Goblin'le birlikte. Şimdi ilk etapta şu düzenimizi bir oluşturalım. Şu düzenimizi bir oluşturalım. Şimdi neler yapıyorum? Şöyle arkadaşlar hatırlayacaksınız bir önceki bölümde havanlara başlamıştım. Bakın 3 tanesinin inşası bitti. Şükürler olsun belediye binası 9 seviyesinde maksadık onları da. Şimdi 4. havana basıyorum. 1.5 günlük süresi kaldı. Büyücü kulelerine başladım arkadaşlar. Bakın 2 tane büyücü kulesini 5. seviyeye yükselttik. Geriye kaldı 3 tanesi. Şimdi bir tane işçiyle kraliçeyi yükseltmeye alacağım. Geri kalanlarıyla da büyücü kulelerine devam edeceğim. Ganimet fazlasında videonun sonunda dualara aktaracağız. Vaziyet bu şekilde yani. İsterseniz yavaştan işimize gücümüze başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi saldırılarda kraliçeyi kullanmayı çok isterdim açıkçası ama bu ne yazık ki mümkün gözükmüyor. Çünkü kara iksir depo ağzına kadar dolu. Saldırılardan kastıklarımız boşa gitsin istemiyorum. Bu yüzden kraliçeyi yükseltmeye alacağım. Geçen bölümden sonra boşa düşen işçilerden bir tanesiyle kralı 25. seviyeye yolladım. Ona rağmen kara iksir depom sinsi goblinler sağ olsun yine ağzına kadar doldu. Dolayısıyla 3 işçimizden bir tanesini 122 bin kara iksiri vermek suretiyle kraliçeye basıyorum arkadaşlar. Kraliçemiz artık 6 gün sonra tam tamına 34. 34. seviye olarak yanımızda olacak. Bunun yanı sıra aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu hesapta 2600 kupaya çıkmamıştık arkadaşlar yani e, Usta ligine katılmamıştık 2600 kupanın üzerine çıktığımız için oyun bize 1000 yeşil taş verdi bunu da videoda Sizlerle birlikte almak istedim güzel Şu anda 1711 tane taşımız var bu ne demek oluyor biliyor musunuz 3 tane kahramanlar kitabı alabiliyoruz demektir hatta Elimde engel kürekleri falan varsa ki 4 tane varmış bu da 200 taş eder 4 tane kahramanlar kitabı alabileceğiz yeter ki tüccara düşsün Pekala şimdi kraliçeyi yükseltmeye aldık. Geriye kaldı elimde iki tane işçi. Ne dedik? Büyücü kulelerinden devam edeceğiz dedik. Dolayısıyla bir tane işçiyle şu 5, şu 5, şu da 5. Güzel 3 tane büyücü kulesi basmışım. Şahane. Bugün iki tanesini daha basacağız. Büyücü kulelerinin hepsini 5. seviyeye yollamış olacağız. Bu güzel oldu. Tamam. 1 tane işçiyle 1 milyon 700 bin altınla büyücü kulesini yükseltmeye alıyorum. Geriye kaldı elimde son bir işçi. Bunu şimdilik tutmak istiyorum. Ne kadar saldırı yapacağım, ne kadar ganimet kasacağım belli değil. İşçilerimin çıkmasına da daha en az bir buçuk gün var. Dolayısıyla ganimet yine her türlü kasarım. Dolayısıyla saldırının sonunda e, duvar bastıktan sonra son büyücü kulesini de yükseltmeye alacağız. O şekilde videomuzu sonlandıracağız. Durumlar bu şekilde. Şimdi isterseniz yavaştan ganimet kasma saldırılarımıza başlayalım. Evet karşımıza orta halle akmasa da damlar işte kıvamında bir köy çıktı. Belediye binası 13 erken basılmış bir köy. Şimdi arkadaşlar saldırıları yaparken tabii ki de hem ganimet kasmaya çalışıyorum hem de aynı zamanda kupa kaybetmemeye çalışıyorum. Yani en azından bir yıldız almaya çalışıyorum. Neden diye soracak olursanız. 2600 kupaya ulaştık. 1000 taşımızı aldık. Yetti mi yetmedi bir de 3200 kupaya ulaştığımızda 2000 yeşil taşımızı da alacağız arkadaşlar. Onu da bir an önce almak istiyorum ki bu hesapta kupa muhabbetini tamamen kapatalım. Ta ki belediye binası 13 max artı max olana kadar kupayla hiçbir şekilde işimiz olmayacak. Köy de bulunmuyor. Hele de şu anda akşam 7 sularındayız. Öyle söyleyeyim. Yani arıyorum arıyorum. Doğru düzgün ganimeti olan bir köyde çıkartmıyor karşımıza. Bu düzenin avantajından dolayı buraya saldırmak istedim. Hem ganimeti kolayca alacağız. Hem de kolayca belediye binasını da indirebileceğiz yani. Nasıl indireceğiz? Şöyle indireceğiz. Göstereceğim şimdi. Tam şu noktada bir tane atlatma. 10-15 tane hatta 10-15 çok bile böyle 8-10 tane alsanız yetiyor. Bir tane de öfke. Binanın canını okurlar yüksek ihtimalle. Ah be iki tane daha sallasaymışım yetecekmiş yetmedi. Peşine 4-5 tane daha sinsi goblin yolladım. Onlar onun icabına bakarlar diye düşünüyorum. Güzel. Beri diye binası indi. Şuradaki kara iksir deposunu da alalım. Goblinler direkt o noktaya doğru ilerliyorlar. Tam şurada bir tane daha öfke kullanacağım. D bomba çıkmaz inşallah. Tamam öfke kullanmaya gerek bile kalmadı. E, kara iksir deposunda aldık geriye sadece altın kaldı O da anladığım kadarıyla depolarda 253 bin altına uğraşmaya değer mi Değer ya ne yapalım Mecbur zaten köyden ne aldık ki Köyden doğru düzgün bir ganimet de alamadık yani Güzel bir tane deponun icabına baktık Bir tane daha atlatma kullansam mı diye düşünüyorum Nerede kullansam acaba Cık. Tamam şu kralın kraliçenin olduğu yerdeki depoyu da alalım sonra da buradan çıkıp gidelim arkadaşlar çünkü Gerçekten güzel bir köy değil yani. Çok fazla ganimeti olan bir köy değildi. Fazla vakit kaybetmek istemiyorum burada. Pekala. Şunu bir alalım. Ne aldık? 3500 kara iksir, 500 bin iksir, 400 bin altın. Ak masa da damlar. Kısa günün karı arkadaşlar hiç yokta iyidir. Saldırı yaparken size tavsiyem 1800-2200 kupalar arasında gece saatlerinde, gece 12'den sonra ganimet kasın. Kıyamet gibi ölü köyler çıkıyor arkadaşlar. Hele sinsi goblinle var ya 3 tane eğitim iksiriyle Belediye binası 12 depolarını doldurursunuz. Kara iksir dahil abartmıyorum. Çünkü daha önceden kendim de yaptım yani. Hala daha yapıyorum. Pekala yeni ordumuzu eğitelim. Sonrasında ben güzel bir köy bulayım. Hemen geliyorum. Şu çıkan köyün güzelliğine bir bakar mısınız ya? Valla ganimeti gördüm gözlerim parladı çakralarım açıldı yani öyle söyleyeyim. Şuradan hızlı bir şekilde ganimeti sömürelim arkadaşlar. Bütün ganimeti de dışarıya koymuş vatandaş. Kupa mı kasıyorsun sen anlamadım. Ya belediye binası 12'lerin kupayla ne işi olur? Tamam Bak biz de şu anda kupa kasıyoruz ama neden? Hani işte 2600 kupaya ulaşacağız taş verecek. 3200 kupaya ulaşacağız taş verecek. Bu yüzden kupa kasılır ama onun haricinde ne bileyim efsanevilikte iş yapamazsınız arkadaşlar. Ben belediye binası 13 gelmeden önce belediye binası 11 hesabımla efsane lige çıkmıştım. İnanın bana bir günde 300 kupa götürdü. Bir saldırıyordu Max TH12'ler. Yani ortalığı yakıp yıkıyorlardı. Yani hiçbir şekilde max bile olsanız TH11 ile efsaneye çıkamıyorsunuz. Şu anda belediye binası 12'ler bile iş yapmıyor. Hep 13'ler var efsane birlikte. Yani dolayısıyla ben hep söylüyorum. Yeri gelmişken bir kez daha söylemiş olayım. Belediye binası 13 max artı max hesabınız olmadığı sürece hiç efsaneye çıkacağım, kupa kasacağım diye kendinizi yormayın. Hatta tam tersine düşük kupa olması iyidir arkadaşlar. Ganimet kasmak açısından rahat edersiniz yani. Tam şu noktada bir tane öfke kullanacağım. Şansımız varsa binayı indirirler. İndirirler mi? Belediye binasını dondurursam belki bir ihtimal çok güzel. Bak. Mis gibi yıldızımızı da aldık. Ganimeti köküne kadar da sıyırdık. E bundan iyisi can sağlıdır yani. Yani savaşı bitir diyorum. Bakalım ne kadar ganimet almışız. <laughs> Mükemmel ganimet almışız. <laughs> Bu da ikinci saldırımızdı. Hız kaybetmeden üçüncü saldırımıza geçelim bakalım. Evet arkadaşlar karşımızda 700 bin iksir 6000 de kare iksiri olan bir köy var. Herhalde videoyu çekmek için yine yanlış bir zaman seçtik kendimize. Doğru düzgün ganimet vermiyor oyun. Kupamız da birazcık yüksek olduğu için sıkıntı yaşıyoruz ama dediğim gibi 3200 kupaya ulaşmaya çalışacağım. Sinsi goblinin süresi bittikten sonra full elektro saldırıları yapacağım arkadaşlar. 2 yıldızlarla 3 yıldızlarla kolay bir şekilde 3200 kupaya çıkarız. Ondan sonra da nasip kısmet artık bakacağız. Pekala. Şuradan kaya okçu kulesine doğru yolladım hem buradaki savunmaları temizlenecek Hem de Goblinler için belediye binasına doğru bir yol açılmış olacak O kaya balonu orada kendi halinde işini yapa dursun biz de şuradan e, Ganimet almaya çalışalım Şuradaki iksir deposuna bir tane atlatma atacağım Şöyle 7-8 tane Goblin oranın icabına bakar diye düşünüyorum Çok güzel öfke kullanmaya gerek bile yok Şuradaki balonları öfkelendireceğim Ne kadar savunma indirsem o kadar iyi olacak çünkü gayet güzel o balonlar indiğinde acaba duvar kırılır mı? Hiç sanmıyorum ama yani belli bir şeydi zaten. Belediye binası için bir tane atlatma kullanacağız. Şuradaki iksir deposuyla altın deposunu bir indirelim. Şuradaki goblinler onların icabına bakacaktır. Dev bomba çıkmazsa güzel olacak çıktı. Tam tahmin ettiğim gibi dev bomba çıktı. Çok kötü oldu bu. Tamam 3-4 tane daha Sinsi Goblin yolladım. Sonrasında da bir atlatmayla beraber belediye binasını indireceğiz arkadaşlar. Şu noktada atlatmayı kullandım. Önce şöyle yapalım. Koruyucuyu bırakayım. Goblinler direkt belediye binasına ilerliyorlar. Tam şu noktada koruyucunun özelliğine bastım. Ee, goblinler ölmesinler. Şu noktada bir tane de öfke büyüsü. Çok güzel binayı indirdik. Şimdi 220 bin iksir 3500 kare iksir var. Kare iksire ulaşmamız bir hayli sıkıntı olacak. O yüzden ben şuradaki depoyu indirmeye çalışacağım arkadaşlar. Şurada bir tane öfke ve goblinlerimi salıyorum. Yüksek ihtimalle şurada da bir tane de bomba vardır. Öyle geliyor bana yani. Dondurmayı elime aldım. Tam tahmin ettiğim gibi dev bomba çıktı. Ama depoyu da indirmeyi başardık. Pekala. Şuradaki duvarın seviyesi düşük. Şuradaki iksir deposuna belki bir ihtimal giderler ya. Dur bakalım şansımı deneyeceğim. Şu noktayı donduracağım. Of gizli testi de çıktı. Güzel oldu. Kule tekli de havan olmasaydı alırdık be. Havan olmasaydı alırdık. Havan vurdu. Goblinlerin canı zaten sıfırlandı. Evet arkadaşlar fazla da zorlamaya gerek yok ya. Çünkü ne kadar ararsam arayayım şu saatlerde şu kupada dördün ganimet çıkmayacak. O yüzden şansımı daha fazla zorlamak istemiyorum. Daha fazla saldırı yapmak istemiyorum. Şöyle bir ordumu tekrardan eğiteyim. Ve videonun son kısmına geçelim. Duvar yükselttikten sonra büyücü kulesini yükselteceğiz. Bu şekilde. Pekala bir durum değerlendirmesi yapalım bakalım. 133 bin kare eksirimiz var. Kralımız da kraliçemiz de yükseltmedi. Dolayısıyla kare iksire harcayacak yerimiz yok. Büyüleyelerde şu an itibariyle kullanabileceğim bir şey de gözüme çarpmıyor açıkçası. Rünler dursun arkadaşlar. Bu rünler bize var ya ilerleyen zamanlarda çok ama çok lazım olacak. Bunun yanı sıra araştırmada da 3 gün 3,5 günlük süre var. Dolayısıyla bir sonraki işçi de 1,5 gün sonra çıkacağına göre ben ganimetin tamamını duvarlara aktarabilirim. Ta ki son büyücü kulesini basmaya yetecek kadar altın kalana kadar. Yani 1.700.000 altın kalana kadar duvar basabiliriz. Bu arada... Duvarları da yarıladık arkadaşlar belediye binası 10 duvarlarında. Görmüş olduğunuz üzere bayağı fazla sayıda duvar bastık ya. Yani bunların fiyatları indirildi artık çok kolay basılıyor. Ta ki belediye binası 11. 12. seviye beyaz duvarlara kadar. İşte oradan sonrasında yine standart tarifesiyle devam ediyor basmak birazcık zor oluyor. Benim en çok merak ettiğim şey bu 11. seviye duvarlar bittikten sonra beyaz duvarları acaba bu köyde basabileceğiz mi? Ben bunu düşünüyorum arkadaşlar. Hani 1 milyon 1 milyon veriyoruz çok sıkıntı çıkmıyor ama düşünün bir duvar 3 milyon ve bunlardan 300 tane var ve bu köy benim 15 tane köyümden sadece bir tanesi. <laughs> yani birazcık sıkıntılı olacakmış gibi geliyor. Olsun bakalım nasip kısmet zaman ne gösterecek belli değil. Pekala 2 milyon 114 bin altınımız kaldı. 1 milyon 700 bin bir tane daha duvar basamıyoruz. Klan kalemde de var hatrı sayılır miktarda ganimet ama buna dokunmak istemiyorum. Bir sonraki bölümde kullanırız. Şu anda zaten bir ihtiyacımız da yok arkadaşlar. Pekala geldim. Son büyücü kulesini de 5. seviyeye yolluyorum. Ve böylelikle bu bölümünde yavaştan sonuna gelmiş oluyoruz. Şu düzenimizi de tekrardan bir etkin hale getirelim ki ganimetimizi hiç etmesinler. Pekala beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.